Sevgili izleyiciler, Günbaşları'nın son saatindeyiz. Daha önceden ilan ettiğimiz üzere Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka stüdyomuzda şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serpil Hanım. Evet, siz şimdi Ankara Milletvekilisiniz ama sanki Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten sorumlu devlet bakanı gibisiniz muhalefet adına. Önce gözünüz aydın mı diyelim size? En köklü muhalif olarak yoksa ya, geçmiş olsun mu diyelim, ne dememiz gerekiyor? Şöyle, bana hep soruyorlar Melih Gökçek gittiği için mutlu musun diye. Ben de hep aynı yanıtı veriyorum. Yani sonuçta benim derdim, davam kişilerle değil. Ben hakikaten bir Ankara milletvekili olarak ve bir Ankara sever olarak Ankaralıların hakkını savunuyorum. Ve Ankara 81 ilimiz içerisinde herhangi bir il değil. Hani hiç kimse kusura bakmasın diğer illerde yaşayan kişiler, ama Ankara sonuçta bizim başkentimiz ve Melih Gökçek döneminde Ankara başkent olma özelliğini yitirtilmeye çalışıldı. Yitirdi hatta. Gerçekten de Ankara'nın kimliğiyle, kişiliğiyle, tarihiyle oynanıldı. Mekansal dokusuyla oynanıldı. Onun için ben de hep Ankaralıların hakkını savundum. Ha, bundan sonra ne olacak diyecek olursanız, tabii ki bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani şurası bir gerçek. Melih Gökçek gitti ama onun yerine gelecek olan kişi de sütten çıkmış ak kaşık olmayacak. Gene o da ak zihniyetli birisi olacak. Ama tabii Melih Gökçek üslubu, kişiliği ve siyasetin dibinde dibi varmış dedirtecek olan yapısı nedeniyle de bambaşka bir karakterdi. Güzel. Siyasi tarihimize geçmiş olan bambaşka bir karakterdi. Şimdi yerine gelecek olan kişi de mutlaka gene AKP iktidarının o gerici, faşizan, rantçı, yandaş, kıyakçı uygulamalarını devam ettirecektir. Ve gene biz o kişinin de ensesinde olacağız gelecek yerel seçimlere kadar. Ama hiç kimse bunu Melih Gökçek kadar üslupsuzca, Melih Gökçek kadar çukurda yapamaz herhalde. Şimdi kendisi ait olduğu yere, yani o çukura doğru sürükleniyor. Yani sanmasın ki Cumhurbaşkanı ona yeni ünvanlar vererek onu tekrar siyaset arenasına çekecek. Elbette o bunun için doğru zamanı bekleyecektir, kollayacaktır. Ama artık Melih Gökçek bana göre bir siyasi mefta olmuştur. Yani artık Ankara kurtuldu diyorsunuz. Ankara Melih Gökçek'ten kurtuldu ama AKP zihniyetinden henüz kurtulmadı. O yüzden evet. Ankara'nın gerçek kurtuluşu, inanıyoruz ki ve umuyoruz ki, önümüzdeki yerel seçimlerde olacak. Ve Ankara tekrar o kendi değerlerine umuyoruz ki sahip olacak. Çünkü Ankara'nın hakikaten önemli bir özelliği var Nazım Bey. Ankara aydınlanma hareketinin de bir nevi laboratuvarı gibiydi. Yani kuruluşun kalbi, kurtuluşun aklı olan Ankara, bütün Cumhuriyet devrimlerinin ilk uygulayıcısı, ilk hayata geçiricisi ve ilk görünür kılındığı yerdi. Yani kadın erkek eşitliğinden tutun, sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, hayatın her alanında yapılan o değişim, devrim Ankara'dan tüm Türkiye'ye yayılırdı. Şimdi bakıyorsunuz Melih Gökçek'le birlikte sanatın içine tüküren bir zihniyet var. Melih Gökçek'le birlikte denizi olmadığı halde yağmur yağdığında alt geçitlerini su bastığı için balık adamlarının olduğu bir Ankara var. Melih Gökçek'le birlikte hastanelerini kanalizasyonun bastığı bir Ankara var. Melih Gökçek'le birlikte yol yutan bir Ankara var. Yani yolda yürürken Kadir Savim adlı bir vatandaşımız yol çöktüğü için yolun içinde kaldı ve daha sonrasında cansız bedeni 2 kilometre ötede bulundu. Gene Melih Gökçek'le birlikte çöken üst geçitler var. Melih Gökçek'le birlikte plastik ağaçlar, plastik bitkilerle anılan bir şehir var. Onun için biz diyoruz ki biz Ankara'nın kent kimliğine de, kentli haklarına da sahip çıkacağız. Mesela ilk planlı şehirleşmenin de örnekleri Ankara'da yaşanmıştır. O Cansen planı denilen geniş caddelerin olması, sokakların planlı bir şekilde yapılması, ilk toplu konut mesela Saraçoğlu Mahallesi, Ankara'da bunların ilk örnekleri yaşanılmıştır. Ama Saraçoğlu Mahallesi'ni de şu an tahliye ettirdi Melih Gökçek ve bunun dışında tabii bizim o Cumhuriyet döneminde yapılmış olan kalkınma hamlelerini hatırlatan tüm tarihi mekanları, binaları da tek 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 yıktı. Yani bunlar içerisinde koruma kanunuyla korunanlar da dahil olmak üzere. Mesela İller Bankası'nın tescilli olan binasını yıktı.
Bu bizzat Atatürk'ün emriyle kurulmuştu biliyorsunuz İller Bankası. Ben de çocukken oraya gidip geldiğim için benim için ayrıca da babam orada çalışmıştı. Etibank binasını, işte bir Çubuk'ta Baraj Gazinosu vardır. Baraj Gazinosu'nu Atatürk'ün konuklarını ağırladı ve bir süs havuzu olup havuz Marmara şeklinde, Marmara Denizi şeklinde olduğu için adını oradan alan Marmara Köşkü'nü. Daha birçok, yani bu programa sığmayacak kadar Ankara'nın tarihiyle, Cumhuriyet'in tarihiyle ve değerleriyle anılan yerleri yıktı. Ama AKP zihniyetinden bahsediyoruz ya, yani sonuçta değişen hiçbir şey yok. Mesela bugün de İstanbul'la ilgili olarak artık AKM'nin akıbeti belli oldu diye haberler çıktı. Ve hatırlayalım, daha birkaç gün önce Recep Tayyip Erdoğan İstanbul için biz bu şehre ihanet ettik demedi mi? Evet. Şimdi bunu dedikten sonra sen gene İstanbul için resmen İstanbul'un kültürüyle, tarihiyle ve cumhuriyetle özdeşleşmiş olan bir mekanına saldırıyorsun, burayı yıkıyorsun ve bunların ağızlarında sürekli bir ölçekle tanımlama, daha büyük rakamlarla bir takım şeyleri ifade ederek yüceltme eğilimi var. Mesela ne diyor? Orayı yıkacağız, yerine daha büyük bir şey yapacağız. Mesela Melih Gökçek de Ankara'da ağaçları kesiyor. Ondan sonra biz oraya onun 3 katı ağaç dikeceğiz. Ya sen istersen 10 katı ağaç dik. O ağaçlar 50 yılda Otto Ormanı, 100 yılda Atatürk Orman Çiftliği. Orada bir ekosistem kurmuş ve orada senin yıktığın ağaçlarla birlikte biz sadece ağaçların değil, oradaki tüm canlıların da hakkını savunuyoruz. Çünkü oradaki bitkiler, orada yaşayan hayvanlar, hepsinin yaşam alanını yok ediyorsun sen. Ama hiç şüphesiz bizim soluduğumuz temiz havayı yok ediyorsun. Onun için hani AKM'de daha büyüğünü yapacağız, opera yapacağız, işte yok Ankara'da daha fazla ağaç dikeceğiz gibi söylemlerle halkı kandırmaya çalışmasınlar. Kendileri kandırılıyor olabilir ama halk kandırılmıyor. Halk neyin ne olduğunu da gayet iyi görüyor. Onun için ben inanıyorum ki artık tarihi ne olacak bilmiyoruz ama ilk yerel seçimlerde bunların hesabı tek 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 sorulacak. Serpil'in sorusu var, evet, galiba. Evet, şimdi siz sıraladınız aslında, bizde tek tek daha önce açılmış soruşturma, yani açılamamış soruşturmalar var. Suç duyurusunda bulundunuz, siz de kitle örgütleriyle, STK temsilcileriyle ya da işte odalarla gittiniz. Onları da soracağım ama şimdi az önce şey söylediniz. Yani yerine gelecek olan kişi de Melih Gökçek'in aynısı olacak. Bir farkı olmayacak. Çünkü bu, yani sizin söylemlerinizden de bunu çıkartıyoruz. Bu bir politika. AK Parti politikası, AKP'nin politikası. Eğer ki Melih Gökçek AKP için biçilmiş bir kaftan gibi görünüyor ki öyle. Neden, nasıl değerlendiriyorsunuz siz görevden alınmasını? Yani paylaşılamayan aslında nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Evet, Serpil Hanım, aslında bir gerçek var. Suçun bozulmayan tek ortaklık suç ortaklığıdır biliyorsunuz. Onun için bugüne kadar el ele kol kola bu süreci yürüttüler. Hani Gezi'de Recep Tayyip Erdoğan bizim için hepiniz oradaydınız be demişti ya. Ben de buradan kendisine sesleniyorum. Bütün bu yolsuzluklar, usulsüzlükler, şehrin meydanından FETÖ'ye, Fethullah Gülen Hoca Efendi, seni çok özledik gel çağrıları bulunurken Melih Gökçek, hepiniz oradaydınız. Ankara parsel parsel FETÖ'ye satılırken hepiniz oradaydınız. Dolayısıyla hepiniz bu sürecin içindesiniz. Şimdi Melih Gökçek'i tek suçlu gibi azlettirip ya da kamuoyu önünde öyle bir algı oluşturup da bu suçlardan arınamazsınız. Keza Melih Gökçek de istifa ederek suçlarından arınamaz. Biz Melih Gökçek'ten de hesap sormaya devam edeceğiz. Ve dediğiniz gibi hakkında açılmış olan sayısız dava var. Ancak kendisi bir koruma zırhı içerisinde. Mesela 94'te seçildi. 2002'ye kadar Melih Gökçek'le ilgili olarak sayısız gene suç duyurusu, sayısız mahkemeye intikal etmiş olan süreç var. Bunlardan 169'u ile ilgili olarak işlem yapıldı. Ama 2002'den bu yana olana baktığınızda bunca suç duyurusuna, bunca kendisiyle ilgili olarak yapılmış olan mahkeme başvurusuna rağmen sıfır soruşturma kararı. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı bir şekilde ona bir kalkan oluşturdu. Ve büyük ihtimalle bu istifa sürecinin içerisinde bu tip pazarlıklar da var. Yani bak sen bizimle ilgili olarak açık etme, biz de seni korumaya devam edelim.
ihtiyarlıkları da var. Çünkü işte Balıkesir Belediye Başkanı da açıkladı. Tehditle, şantajla, çeşitli yöntemlerle istifa etme noktasına geliyorlar. Peki sizin sorunuza gelelim. Hani bugüne kadar iyiydiler, hoştulardı. Bugün neden böyle bir şeye gerek duyuldu? Çünkü görüyoruz ki aslında bu yaptığı hamle Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün itibariyle AKP'ye çok da zarar verdi. Çünkü AKP'nin gündemi Türkiye'nin gündemi haline dönüştü ve şu anda AKP yolsuzluklarla, FETÖ'cülükle anılan bir parti olarak sürekli kamuoyunda konuşuluyor, tartışılıyor ve belediye başkanları istifa etti, etmedi, yerine o geldi, gelmedi diye sürekli bir kamuoyunu meşgul eden süreç var. Dolayısıyla bu zararı da şu an için yaşıyor. Neden bunu yaptı? Hiç şüphesiz bunun temel nedeni aslında anket sonuçları. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan biliyoruz ki çok sıklıkla anketler yaptırıyor. Hatta bunları da büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödeneğinden karşılatıyor. Yani aslında siyasi bir faaliyeti halkın vergilerinden karşılamış oluyor. Ona oy vermeyen halkın da vergilerini kendi oydaşları için, kendi oydaşlarını çoğaltmak için kullanıyor. Burada özellikle bazı şehirlerde AKP'nin çok net bir şekilde düşüşe geçtiği ortaya çıkmış durumda. Şimdi şu ana kadar işte Düzce ile başladı, arkasından Balıkesir, Ankara, Niğde, çeşitli şehirlerle devam etti. Bu devam da edecek, öyle görünüyor. İşte sırada Gaziantep'in, Antalya'nın, Uşak'ın, başka illerin, Niğde'nin, başka illerin de olduğu söyleniyor. Bunun meclise yansımasının da olacağı yönünde bir takım kulis bilgileri var. Siz bununla ilgili neler söylersiniz? Bu da hissediliyor. Nereden hissediliyor derseniz aslında sarayda esen rüzgar hemen meclise de yansıyor. Mesela AKP'nin MKYK üyelerindeki tedirginliği görüyoruz. Gene 2018 yılında yapılması gereken kabine değişikliğini öne çekeceği yönündeki söylentiler nedeniyle bakanlardaki huzursuzluğu görüyoruz. Yani şu anda AKP lime lime dökülüyor aslına bakarsanız. Kimsenin kimseye güvenmediği ve biz ne yaptık da 16 Nisan'da tek bir kişiye bu kadar yetkiyi verdik. Şu anda hepimiz demokrasinin kılıcı tepemizde sallanırcasına tehdit altındayız diye hissettiği bir dönem. Ama kendileri ettiler, kendileri buldular. Burada diyecek hiçbir şey yok. Ama bunun ceremesini kim çekiyor? Halk çekiyor. Yani şu anda Kadir Topbaş'ın savunulacak hiçbir yanı yok. Aslı bakarsınız ama kendisini seversiniz, sevmezsiniz, oy verirsiniz, vermezsiniz bu ayrı. Şu gerçekliği ortaya koymak lazım. Kadir Topbaş 2014 yılında seçilirken 4.1 milyon kişiden oy aldı, değil mi? 4 evet. milyon 100 bin kişinin evet. oyunu aldı. Şimdi bir kişinin iki dudağının arasında onu görevden aldılar. Şimdi yerine kim geldi? Başakşehir Belediye Başkanı. Peki o ne kadar oy almış? 90 bin oy almış. İstanbul'un seçmen sayısı ne? 10 milyon küsür. O zaman İstanbul seçmen sayısının %1'i oranında bile temsil edilmeyen bir kişi şu anda İstanbul'u yönetiyor. Bunu hakikaten bir demokrasi gaspı ve insan hakkı ihlali olarak görmek lazım. Ama buna Erdoğan'ın vereceği basit bir cevap var. Efendim biz İstanbul'u verdik ama İstanbul esas ben temsil ediyorum diyebilir gayri resmi olarak. Neyse evet. bu şakası işin. Ben size bir kadın politikacısınız, çok aktif bir politikacısınız ve sizinle aynı kulvardan, kadınlar kulvarından bir siyasetçi, bir ikinci kez siyasi parti lideri olarak yeni bir parti kurdu. Meral Akşener'den söz ediyorum ve İyi Parti. Bu partinin kuruluşunu ve olası etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz siyaset açısından? Bir kere her şeyden önce tabii ki demokrasinin daha yaygınlaştırılması ve farklı görüşlerin temsiliyeti açısından bir zenginleşme olarak görüyorum yeni bir partinin kurulmasını. Elbette bir kadın lider olması da ayrıca hoşumuza giden bir konu. Ve Meral Akşener, ya doğrusu İyi Parti diyelim, şahısla değil de parti olarak kurumsal kimliğiyle alalım. İyi Parti'nin varlığı hiç şüphesiz sağ merkezde yer alan ve AKP'nin uygulamalarından memnun olmayan kesim için de iyi bir alternatif olacaktır. Doğru bir alternatif olacaktır. Çünkü az önce yayından önce sizle de konuştuk. Yani bir takım vaatlerle iktidara geldi
Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatleri arasında bu ülkede kimsenin yaşam biçimlerine karışılmayacağı, laikliğin, cumhuriyet değerlerinin teminat altına alındığı gibi söylemler de vardı. Ama bugün bakıyorsunuz insanların ne giydiğine, ne içtiğine, ne tip evlerde yaşadığına kadar müdahale ediliyor. Biliyorsunuz 1+1 evleri dahi yasakladılar. Yani nasıl evlerde yaşayacağız, neleri seveceğiz, neleri sevmeyeceğiz, hangi müzikleri dinleyeceğiz, dizilerin senaryosu ne olacak, o senaryodaki kişilerin kıyafetleri ne olacak? Hani buna kadar müdahale eden, oturduğu yerden bir zihniyet var. Hal böyle olunca da bu farklılıkları savunan ve bizim zaten zengin olan kültürümüzü daha da zenginleştirme amacıyla farklılıklardan fark yaratan daha demokratik bakış açılarına ihtiyaç var. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu solda kendini pozisyonlandırmış olan partiler, yapılar o politik hattı tutarken kendini merkezde ve sağda tanımlayan yapıların da AKP'nin sağ seçmenine alternatif olabilmesi elbette bizim bundan sonraki süreçte de daha farklı tablolarla karşılaşmamızı, siyasi tablolarda da bir takım değişimlere, dönüşümlere, dengesel farklılıklara neden olacaktır. Bunun Türkiye açısından olumlu olacağını umut ediyorum. Peki bir kadın eli değmiş gibi hissedilebilecek mi? Siz yakından da tanıyor olabilirsiniz. Kaç yıldır parlamentodasınız. Çünkü daha önce de bir kadın lider deneyimi yaşadık. Tansu Çiller'le kadın olduğu için kadınlar oy verdiler, sevdiler, desteklediler. Hatta farklı partilerden. Ama Tansu Hanım kafasına çelik miğfer giyip askerleri işte postallarla karşıladı. Erkeklerin yaptığı her şeyi sadece pembe kimliğiyle yaptı. Bu açıdan Meral Akşener'de bir farklılık var mı? Bir hanım eli yumuşaklığı hissedecek miyiz? Çünkü geldikleri taban sert bir taban. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tansu Çiller örneğinden yola çıkarak sorunuza yanıt vereyim. Kötü örnek örnek değildir. Yani bugüne kadar Türkiye'nin 29 başbakanı oldu. Sadece Tansu Çiller kadın başbakan olarak tarihte yerini aldı. Baktığınızda diğer başbakanlar içerisinde de hataları, zafiyetleri, işte eksiklikleri olanlar vardı. Ama bunlar hiçbir şekilde kimlikleriyle, cinsiyetleriyle anılmadılar. Doğru. Ama Tansu Çiller'in yaptığı her türlü yanlış uygulama, her türlü gaf, her türlü olumsuzluk, yetersizlik Tansu Çiller'i kadın kimliğiyle eşleştirildi. Bunu yani siyasetin kimliği olmaz, siyasetin etnisitesi olmaz. O yüzden sizin sorunuza istinaden söylemiyorum ama geride bırakmak gerekiyor. Kadınlar tarafında da aslında aynı şekilde davranmak gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Mesela bakıyorsunuz kadın siyasetçilerde de kendini eril ortama kabul ettirebilmek için olsa gerek daha erkeksi davranışlara girme eğilimi olabiliyor. Bunda herhangi bir kişiyi kastederek söylemiyorum. Genelleme yapıyorum. Mesela kürsüye çıkan kadınlara bakıyorum, kadın vekillerimize bakıyorum bazen. Hal ve tavırları, konuşmaları, seçtikleri kelimeler, hatta beden dilleri bile kimi zaman o kadar erkek vekilleri hatırlatıyor ki bana. O zaman şunu sorguluyorum. Yani kadın gibi kadın olabilmek aslında, yani kadın kimliğiyle orada o temsiliyeti yapabilmek önemli. Herhangi bir değişim dönüşüme gerek kalmadan kendi varoluşunuzla oradaki duruşunuzu sürdürebilmek önemli. Bu tip ikilemler var Türkiye'de. O yüzden umuyorum ki daha fazla kadın siyasetçi olur. Çünkü siyaset bir kadın ve genç öğütme makinesi. Bakın hakikaten hep kadınlar ve gençler daha çabuk siyasetten maalesef dışlanıyor ya da siyasetin bir şekilde daha aşağılara konumlandırdığı şekilde
baskılarla karşılaşıyorlar. İşte bu noktada olabildiğince genç ve kadınların temsiliyetini arttırmak ve o rol modellerle yeni gençlerin, yeni kadınların da siyaset arenasına girmesini teşvik etmek lazım. Umarım bunu yaparız. Evet, bir önceki dönemde aslında Türkiye tarihinin rekoru kırılmıştı. Kadın milletvekilliğinin sayısının artması. Ama evet. Sonra işte yeni bir seçim geldi, yine düştü. Evet. Tutuklanan bazı vekiller var. Onlara özel kadın vekiller var. Neler söylemek istersiniz? Hani biz takip ediyoruz tabii o dil, o eril dilin ne kadar sert olduğunu, kadın milletvekillerine yönelik siz de yaşadınız bunu mecliste. Şimdi nasıl durum? Ve hani o dil hala sürüyor mu? Belki yani şimdi çok az artık mesela grup toplantılarını çok izleyemiyoruz ya da meclisteki o toplantıları takip edemiyoruz çok fazla. Şimdi nasıl bu dil? Hem bunu sormak istiyorum hem de çok yakın zamanda bir müftülük yasası oylandı ve çıktı. Bununla ilgili neler söylersiniz? Hazır sizi yakalamışken bir kadın milletvekili olarak soralım. Elbette. Şimdi temsiliyetten başlayalım isterseniz. Kadınların seçme seçilme hakkına sahip oluşu ilk olarak yerel seçimlerde 1930'da ama tabii asıl 1934'te 5 Aralık 1934'te parlamentoda da temsil edilme hakkına sahip oluyor kadınlar. Ve o tarihte yani 34'ten sonra bu hakkın verilmesinden sonraki ilk seçim olan 1935 seçimlerinde kadınların o günkü meclisteki vekil sayısına kıyasla temsiliyet oranı %5. O günden bugüne bakıyorsunuz yani 1935'ten 2017'ye kadar olan süreç içerisinde meclise 10 bin civarında erkek vekil girmiş. Buna karşılık kadın vekil temsiliyeti 426 yanlış hatırlamıyorsam toplamında. Yani gene %4,5'larda %5'lerde kalmışız. Yani o temsiliyet oranını arttıramamışız. Ama iş sadece temsiliyet oranıyla bitmiyor. Tabii oradaki kadın vekillerin aynı zamanda az önce de bahsettiğim gibi kadın kimliğiyle kadın haklarını koruyacak bir duruşa sahip olması da gerekiyor. Yani Atatürk'ün deyimiyle fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olması gerekiyor. Ne yazık ki siyasette kadınlar ve gençler daha çok sanki birilerine yaslanarak bir yerlere getirilmeliymiş gibi bir algıyla siyasetin belli konumlarına getiriliyor. Özellikle de AKP gibi daha baskın yönetim anlayışı olan, otoriter yönetim anlayışı olan partilerde. Hal böyle olunca da sayısal çokluğu nedeniyle oransal çokluğu olarak değil ama sayısal çokluğundan kaynaklı olarak mecliste de en fazla kadın vekili olan AKP'nin maalesef zaman zaman kadın vekillerinin orada sadece bir vitrin gibi konumlandırıldığını görüyorsunuz. Kimi zaman diyorum ki kadın hakları ile ilgili olarak vermiş olduğumuz bir kanun tasarısında örneğin olumsuz oy kullandığında AKP'nin kadın vekilleri hani keşke sizleri değil de parmaklarınızı vekili yapsalarmış o zaman. Hani tek ihtiyaç duyulan şey onların parmakları. Şimdi böyle bir temsiliyet değil Serpil Hanım. Biz gerçekten de orada samimiyetle insan hakları ihlallerinin arkasında duran, kadın haklarını savunan kadınların olmasını istiyoruz. Müftülerle ilgili olan yasaya gelince, şimdi bugüne kadar aslında kadınlar neye hayır dediyse bunu başardı. Mesela kürtaj yasasını getirmeye çalıştılar. Benim bedenim, benim kararım dedik. Kadın örgütleri de o kadar güzel o sürece sahip çıktı ki sahalara çıktık. Meclis önünde eylemler yapıldı vesaire. Geri çekmek zorunda kaldılar. Gene aynı şekilde bu tecavüzcüleri aklama yasasını getirmek istediler. Evet. Gene çok güzel eylemler yapıldı, meclislere gelindi. Onu da geri çekmek zorunda kaldılar. Bu müftülerle ilgili olan yasada şu anda AKP kendini başarılı hissediyor olabilir ama bunun daha ilerleyen süreçleri var. Dolayısıyla biz bu yasayı da daha sonrasında geri çektirmeyi umut ediyoruz. Ama tabii hiç şüphesiz bu yasa her şeyden önce laiklik suikastıdır.
Çünkü bundan sonraki süreçte artık insanlar evlendiği zaman nikahının kimin kıydığı üzerinden adeta gruplandırılacaktır. Hı hı. İşte AKP'de biz en çok da bu fişlemeyi yaşadık. Bu gruplandırmayı, bu ayrıkçı politikaları yaşadık. Yani Türk, Kürt, Alevi, Sünni, kadın, erkek. Şimdi de mesela nikah memuru, belediye başkanı mı, belediye yetkilisi, belediye memuru mu evlendirdi yoksa bir müftü mü evlendirdi? Bunların tartışmaların olacağı ve hiç şüphesiz çocuk yaştaki evlilik sayısının daha fazla artacağı, çocuk yaştaki anne olan kişilerin daha fazla sayısal olarak artacağı bir sürece evrilecek bu uygulama. Onun için sonuna kadar bunun karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu son derece yanlış ve inanç özgürlüğüne de, laikliğe de aykırı, anayasanın eşitlik maddesine de aykırı olan bir uygulamadır. Bunu her fırsatta söyleyeceğiz, anlatmaya da devam edeceğiz. Evet. Üzücü olan şu, bir cümle daha söyleyeyim. Yani hakikaten AKP döneminde kadınlar bırakın yeni haklar kazanmayı, var olan haklarını kaybetmeme mücadelesini veriyor. Ve neredeyse biz bir hakkımızı kaybetmediğimiz için sevinir noktaya geldik. Aa, yaşasın işte kürtaj hakkımız engellen, yaşasın işte tecavüzcüsüyle evlendirme yasasını geri çekebildik. Bunlara sevinir hale geldik. Hı hı. Ama hiç şüphesiz kadınların o mücadeleci, direngen ve devrimci yapısıyla bu günleri aşacağız. Bu süreç böyle gitmeyecek. Evet. Çok az, 2 dakikamız kaldı. İsterseniz burada bir yeni haber var Bir Gün'ün sitesinde. Diyanet bütçesinde 13.2 milyardan 7 milyar daha eklenmiş. Nikah kıyma yetkisi alan müftülere 21,5 milyon lira daha ve ahlaki mücadele geliştirme parası olarak kullanacaklarmış bunu. Onu da ekleyelim isterseniz. Evet ve tabii bu arada Diyanet İşleri'nin yaklaşık 8 bakanlığın bütçesi kadar bütçeye sahip olduğunu, yani adeta bir bakanlıktan daha kuvvetli hale getirildiğini de AKP döneminde tekrar hatırlatalım. Yani sanki Diyanet İşleri değil, Şeyhülislam gibi değil mi? Yani. Ayrıca tabii Diyanet İşleri bu ülkedeki tüm vatandaşların inanç özgürlüğüne sahip çıkması gerekirken sadece tek bir dinin, kesime... Tek bir dinin tek bir mezhebi. Yani aslında AKP döneminde her şeyin tek tipleştirilmeye çalışıldığını az önce ifade etmeye çalıştım. Bu yaşam biçimlerinden tutun da inançlara kadar hayatın her alanına sirayet etmiş durumda. Fakat az önce de bahsettiğim gibi AKP bizi tek tipleştirmeye çalıştıkça bizler gene tüm renklerimizle birlikte var olmaya devam edeceğiz. Her tarafı siyaha değil, yeniden rengarenk gökkuşağı renklerini boyayacağız. Öyle çok umut güzel, ediyoruz. Çok güzel. Daha güzel bir kapanış sözü olmazdı. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Serpil'cim şimdi programımızı kapatsın. Evet, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka bizimle birlikteydi. Yarın yine sabah 7'de buluşalım. Dur, şimdi bir mesaj var. Bakayım.